30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, minnetle her gün olduğu gibi bugün daha da coşkuyla anıyoruz. Anmaya, yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler NBA Saatine hoş geldiniz. Bu bayram gününde, bu pazar gününde sizlerle beraberiz. Murat abi. İyi bayramlar, Zafer Bayramın kutlu olsun. Öyle başlayayım çünkü hakikaten... Tarihi bir gün 30 Ağustos. yani Dünya tarihinde bir benzeri olmayan inanılmaz bir e, zaferin e, kutlaması. O açıdan 30 Ağustos'ta başlamak çok güzel ve doğru oldu. Evet, dünya tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birinin sonucunda gelen zafer bayramı bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. Değerli izleyenler... E, NBA saati etiketimiz her zaman olduğu gibi bizlere NBA saati etiketinden yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi e, lütfen gönderin, paylaşalım. Yine Instagram'dan gelen mesajları da seslendiriyorum, okuyoruz. Şu anda da bakıyorum düşüyor hem Instagram'dan düşüyor telefonu hem burada e, tablete Twitter'dan düşüyor. Konuşacağız. Birçok başlık var e, seslendireceğimiz ama Murat abi hafta içi tarihi bir olayda aslında NBA'de yaşandı. Yani e, zaten bir süredir siyah e, yaşamı değerlidir mottosu üzerinden duruşunu sergiliyor NBA oyuncuları, tüm sporcular. Ama yaşanan bir olayın ardından daha e, işler hani tam sınıra kadar ulaştı. Ne oldu ne bitti sen de ben de bugün onu aslında ithaf eden bir tişört giydim. Eşitlik, e, insan hakları vesaire o mesajı veren. Ne oldu ne bittiği hepsi yazıyor tarih eşitlik bir hayalim var demişti birlik o, birlik ya bir hayalim var demişti doktor Martin Luther King çıktığında o hayal hala ulaşılamamış. O ırkçılık hala devam ediyor. Neler yaşandı hafta içi Murat abi senden senin yorumlarını dinleyelim lütfen. Tabii şimdi ilk olarak şunu söylemek lazım. NBA hep bu tür konularda öncü olmuştur. 1964 All Star maçı ilk kez ABC televizyonu bir All Star maçını canlı yayınlayacak. Ve o zamanın büyük yıldızları Oscar Robertson, Elgin Baylor, Bill Russell bu üçü çok önemli. E, maça çıkmayacağız diyorlar. Ama önemli olan o zaman onar kişi seçiliyor. 20 oyuncu da bunu kabul ediyoruz. Sebebi de şu. O zaman Emeklilik maaşı yok, sigorta yok, reserve clause diye bir kural var. Seni draft eden takım, seni istemediği sürece başka bir yere gidemiyorsun. Yani o takımın malı oluyorsun. Artı, cumartesi geceleri maç yaptırıyorlar, pazar öğleden sonra yine maç yaptırıyorlar. Bunların hepsi değişmezse, bir de oyuncular sendikası kurmuştu NBA'yi, ilk sendika. Ee, kulüp sahipleri onu tanımıyordu. Onu da tanıyacaksınız dediler ve hiç geri adım atmadılar. Bayağı da tehditlerle karşılaştılar. Hatta Bob Short Lakers'ın e, sahibi e, en cimrisiydi o zaman bu takım sahipleri arasında. E, Elgin Baylorla Jerry West'i sizi hiçbir yerde oynatmam dedi. Ona rağmen geri adım atmadılar ve e, Walter Kennedy. O zamanki NBA başkanı. Maçın başlamasına dakikalar kala her şeyi kabul etti. Çünkü ABC bu maçın izlenme oranına göre ilk kez NBA tarihinde bir sezonluk anlaşma imzalayacaktı. Hmm. Televizyon ile ilgili. Ve maç 15 dakika geç başladı ama NBA hepsini kabul ettirdi. NBA'den sonra zaten e, beyzbol, Amerikan futbolu, bush hokey o Oyuncular sendikasını kurdu. Hiçbiri de NBA gibi güçlü olamadı. O da Ol. ayrı bir şey. Ondan bu boykot meselesi e, NBA tarihinde yeni bir şey değil. Kültüründe var diyorsun. Yani mi? Milwaukee'nin yaptığı da esasında e, şöyle. Ne Uşkan, da istersen Wisconsin'da gerçekleştiği için o olay yani e, tutuklama emri varmış. O da Teyit edilmedi ama siyahi bir e, vatandaşı sırtından, sırtından yani önce dur diyor, o da arabasına doğru gidiyor. Arabaya girmek üzereyken tutup çekiyor. 7 kere, arabada da 3 çocuğu var, e, vuruyor. Ondan sonra da tabii e, başka olaylar oldu. Protestocuları e, tehdit eden, e, işte kendilerine milliyetçi diyen, silah taşıyan. 17 yaşında bir çocuk protestocuların arasına ateş etti iki kişiyi öldürdü. Otomatik silahla bayağı. Tüfekle. Evet. Şimdi Milwaukee'nin amacı şuydu yani bu Wisconsin'ı, onların bulunduğu eyaleti ilgilendirdiği için esasında o maçı onlar hükmen kaybetmek istedi. Dikkat çekmek için. ya yani bu bizim için o kadar önemli ki biz bir playoff maçını hükmen kaybetmeye hazırız diye göstermek açısından Orlando Magic'le oynuyorlardı. Orlando oyuncuları da biz böyle galip gelmek istemiyoruz diye onlar da çıkmadı. Esasında Milwaukee Bucks'ın oyuncularının amacı gerçekleşmemişti ama ondan sonraki Aaron Silver'ın o gün oynanacak iki maçı ertelemesi dalga, dalga WNBA'de bütün maçların ertelenmesi beyzbolda üç maça takımların çıkmaması, beyzbolda beyaz oyuncu Latino daha fazla olduğu için siyahiler siz çıkın ben oynamayacağım diyenler de oldu. Oradan Amerikan Futbol Ligi'ne, bu Hockey, bu Hockey'nin hala belki bütün playoffları iptal etme durumu var. Yani Milwaukee Bucks'la oyuncular hedeflerine ulaşmadı ama çok daha büyük bir ses getiren olayın başlangıcı oldu. Tabii burada e, LeBron James ve Kawhi Leonard özellikle Clippers ve Lakers biz oynamayacağız dediler. Şimdi o süreç nasıl değişti? E, Barack Obama devreye girdi. Evet. Michael Jordan e, Charlotte'ın sahibi e, takım sahiplerle oyuncular arasında bir köprü oluşturdu ve e, oyuncuların ilk etapta tam olarak da ne istediklerinin farkında değiller henüz. Çünkü e, pek bir şey yapma durumu olmadı. Biraz ayak üstü oldu her şey. Ama ilk etapta takım sahiplerinin mutlaka ve mutlaka bu işe destek vermelerini istedi. Evet. Bu destekte de nasıl şimdi Amerika'da e, belli bir yaşın altında siyahilerin oy kullanma hakkı olan siyahilerin oy kullanma yüzdesi inanılmaz düşük. Bir kere salonları, kulüp sahiplerinin olan yerleri oy kullanma seçimde, oy kullanma yeri olarak kullanacaklar. İkincisi, playoff'larda spotlar olacak. Oy kullanmanın e, siyahi gençler için önemini anlatan. E, Birçok yerde zaten Wisconsin'da bu bir yere kadar gerçekleşti. Mevakili oyuncular en tepeye ulaşıp Polis reformu yani polislerin de yaptıkları şeylerden sorumlu tutulacak kanunların geçmesinin başlangıcını gerçekleştirdiler. Bu olumlu adımlar olunca da oyuncular tekrar oynama kararı evet. verdi bence çok doğru bir karar çünkü şunu görmüş olmaları lazımdı böyle bir platformu hiçbir yerde bulamaz. Doğru. Yani herkes evine gidip hadi protesto olarak katıldın ama bir yerden sonra o çok şey olurdu. Bir de tabii e, dün oynanan ilk maçlarda e, LeBron James olsun, evet. e, Anthony Davis olsun, James Harden olsun, Yanis olsun inanılmaz oynadılar. Yani biz oynamazsak bunu kaçıracaksınız mesajı da verdiler. Bence o da çok e, güzel tamamladı süreci. Şimdi işte e, tabii bunu e, yani sen Martin Luther King'le başladın yani tabii ki o günden bugüne bir takım şeyler e, olumlu gelişti Elbette. ama çok eksik var yani e, ben hala yeterince konuşulmadığını düşünüyorum e, Amerikan televizyonu'nun yüklediği şeyleri seyrettim o 17 yaşındaki çocuğun Olayı gerçekleştirmeden önce polisle diyalog, arkadaş gibiler. Ondan sonra o kendini teslim ederken yanından bir sürü şey geçiyor. Panzer mi diyorlar? Ya, akrep panzerli. gibi şeyler. Hı -hı. Hiç kimse durmuyor. Adamın silahı var, elleri kaldım Şimdi siyahi o adam siyahi ha. olsa ne siyahi olurdu? Siyahi olsa ne olurdu? Yani Yaşamıyordu işte, bugün. Eşitlik şeyi bu. Ondan sonra polis arabasına gidiyor, kapıyı çalıyor, ben geldim falan gibi. Yani gerçekten çok rahatsız edici. E, görüntülerde. Şimdi tabii bu platformu e, Herm Silver'da tam destek veriyor. Bütün takım sahipleri Hı. de tam destek veriyor. E, bunu kaybetmeleri bence çok yanlış olurdu. Doğru bir karar alındı ve maçlar tekrar başlatıldı. Murat abi bu dediğin çok önemli platform e, tanımın. Yani esas olan sesini ne kadar yüksek ve ne kadar doğru şekilde duyurduğumdur sendika kavramı da zaten burada aslında devreye girer. Sendika niye önemlidir? İşte Türkiye'deki sporcuların da niye daha iyi sendikalaşması lazım? Çünkü birlikten kuvvet doğar. Dün eğer biz karar aldık oynamıyoruz, herkes evine dönüyor, bubble'dan çıkıyoruz deseydin farkında değil belki bazı oyuncular ama hiçbir anlamı kalmayacaktı. Çünkü sen burada tek tek bağırdığında, orada birisi tek bağırdığında belki biraz Lebron'un, Harden'ın sesi daha yüksek çıkacak. Ama hepsi, hepiniz aynı yerde, aynı kuvvetle ses verdiğiniz zaman o ses duyuluyor park i̇şte yaratıyorsun. Burada NBA'in Adam Silver'ın yaptığı o bütünlüğü maçları erteleyerek sağlamış oldu. Evet. Yani şimdi e, o bahsettiğim All-Star maçının da etkili olması 20 oyuncu. 18 oyuncu evet deyip 2 oyuncu bile hayır dese aynı etkisi olmaz. olmaz. Yani beyaz oyuncular vardı. Tam Hines'ın o zaman e, Boston'un e, Beyaz Uzun'u e, sendika başkanıydı. E, hiçbir itiraz gelmedi beyazlardan. E, Jerry West hatta direkt tehdit edildi. Çünkü bu siyah beyaz meselesi değildi. Bu e, sporcunun yani basketbolcunun ama sporcunun diyorum çünkü öbür taraflara da sıçradı. Geleceği sağlığı ve e, geliriyle e, karar verme e, şeyiyle yani bir seni draft ediyor, ömür boyu oradasın. İşte Boston Celtics'in o efsane, efsane takımı o zamanki kurallara göre kurulmuştu. O açıdan bütün olmak çok çok önemli. Burada da Patrick Beverly, Chicago'ludur. severim. Yani şöyle severim, çok yetenekli olmamasına rağmen kaza kaza buralara geldi. Avrupa'da başladı kariyeri. Ama e, Michelle Roberts'a yaptığı şey Oject işte değil. bu tür şeylerin olmaması lazım. Yani e, NBA, e, Oyuncular Sendikası'nın e, avukatına herkes önünde o ben senin maaşını Aa, ödüyorum anladım. lafı olmaz yani. Hiçbir şekilde olmaz. O çok e, net bir karakter göstergesi maalesef. Evet kaza kaza geldi ama demek ki kaldıramamışsın bazı şeyleri. Yani kazıyarak gelmişsin ondan sonra geldiğin yerde e, kendini biraz kaybetmişsin. Maalesef. Peki. E, devam edeceğiz. E, konuşacağız. Buradan herhalde alınması gereken mesaj sendikacılık, birliktelik, birlikte hareket etme, e, doğrular için, eşitlik için, her zaman mücadele etme, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık hiçbir zaman yapmama, e, herkes kurtulur olan sana olur mantalitesini bir kişinin içine yayıp herkese yaydırmama bir olmaya devam etme dünyanın alacağı çok şey var NBA'deki bu birliktelikten Murat abi. Bu arada şimdi işte ırkçılık ve aslında eşitsizlik üzerine çok fazla hikaye okuduk izledik üzerine konuşacağımız çok başlık var tabi hani Wakanda Forever Wakanda daima herhalde konuşmamız lazım. Chadwick Boseman'ı ki 42 filmi de ee, hep konuşuyoruz bu tarihin en iyi filmlerinden biri. Şimdi bana... Bir klibimiz var onu izleyelim mi önce Murat Ali? İzleyelim, izleyelim. Ee, şimdi Chadwick Boseman değerli izleyenler biliyorsunuz dün e, hayatını kaybettiğine yazık ki. Kara Panter filminin yıldız oyuncusu, 42 filminin yıldız oyuncusu ve eşitsizlik kavramına karşı da birçok e, duruşu olan basketbolcuların dostu bir isimdi. Şu iş, işarette o eşitsizliğe karşı vakanda daima işaretle hep akıllarda kaldı. Bir unutulmaz anısı vardı. Olodipo ile maç yarışmasında Kara Panter o krallık vakanda krallığının e, maskesini ona vermişti. Bir hatırlayalım biraz konuşacağımız yine konular var. Çünkü Liverpool Arsenal maçının da Obama Yang'ın attığı golü de arkadaşlar bir hazırlayabilir miyiz? Obama Yang da golden sonra aynı sevinci yapıyor. Bozman'ı anıyor. Onu da gösteririz ekranlarda. Şimdi tabii özellikle Amerikan yakın tarihi üzerinden konuştuğumuz ama birçok başlıkta görebiliyoruz. Kara Panter siyahi hareketin en önemli gruplarından tabii, biridir. 60'lı yıllarda... Ee onu da temsil ediyor. Afrika ülkesi olması Tabii. Afro Amerikalılara daha şey geliyor ama esasında e, sen de değindin. Ya çok hayat çok enteresan. E, benim dedem çok hastaydı ve 10 Kasım'da öldü. 7 Allah. ay önce ölmesi bekleniyordu. Allah rahmet eylesin. O da Jackie Robinson gününde öldü. 42 filminde de Jackie Robinson'ı oynadı. İlk filmi. Onun da inanılmaz bir bağ var. Çok çok özel bir oyuncu olarak, oyuncular hayata dokunmuş filmlere, siyahi hayatlara dokunmuş bir isim olarak yer aldı. Tabii şimdi senin dediğin Murat abi çok önemli. Hayata kaybettiği gün Jack Robinson filminin gününde, 42 filmin gününde. Ve 42 yaşında öldü. Ve 42 yaşında hayatında. Ve onun gününde öldü. Gerçekten yani inanılmaz. 4 yıldır kanserle mücadele ettiğini ben hiç bir yerde okumadım, duymadım. Filmleri de çekti o sırada. Tabi ee, tabii bir All Star maçı ünlüler maçında da oynamıştı. Yani e, basketbola, sporculara özel bir bağ var. Ama herhalde şimdi Clifford Robinson'da. Cliff Robinson'da mesela. O da kanserden değil mi? Evet. Ee, Bozman'ın da mesela kanser olduğu güzel saklandı bu arada onu söyleyeyim. Hiç haber olarak. Hiç ben hiçbir yerde uyumlu. okumadım. olsun da Iowa ve Arizona Üniversitelerinin efsane koçu. Burada bir sistemeyeceğim. edeceğim. Geçen hafta değil, önümüz önceki haftada Illinois'un ve New Mexico State'in efsane koçu ki Lute Olson kadar başarılı değildir ama e, onun kadar iyi programlarda e, çalıştırmadı Lou Hansen da vefat etti. Onu hiç bir şey yapmadılar. O da bütün ömrünü basketbola vermiş birisi. Ama golü e, de getiriyor muyuz arkadaşlar? Yine de çok güzel e, bir sahne. Ama o Black Panther filmi değil sadece değil. onu söylemek istedim Bozman'la ilgili. Cliff Robinson da Uncle Cliffy. Cliff, Cliff amcaydı lakabı nedense bilmiyorum ama. ya bu arada getirebilecek miyiz arkadaşlar Obama golünü golünde dünkü maçtan? Tam birazdan gelecekmiş. Şunu söyleyecektim. Yani Kara Panter'i biraz konuşmak lazım. Bu arada benim tarihte en sevdiğim 5 birimden biridir. Force Camp. Biraz daha aslında kısa Amerikan tarihi sayılabilir o film. Yani kısa kısa geçer çünkü Amerika tarihinde yaşanmışlıkları. Orada Kara Panter e, hikayesine Harekatı. de vurgu vardır. E, o yüzden Kara Panter Black Panther sadece bir süper kahraman değildir. Aslında siyahilerin, Afro Amerikalıların e, hani mitleştirdiği ve olmasını istedikleri liderdir. Onu oynamak da Bozman için çok büyük bir gururdu. Siyahiler için çok aş ayrı e, bir yerdeydi. Ve tabi Dikkat ederseniz filmde hikayelerinde Murat abi hep birkaç kabile bir araya gelir, kendi özel yerel danslarını yaparlar, konuşmalarını yaparlar. Bunların hepsi e, subliminal olarak mesajları vermektedir. Çok fazla da siyahi süper kahraman yok zaten. Seninle sabah konuştuk. Bir Luke Cage var. Falcon var. Yani senin Falcon var, seversin abi. Ama tabii bu bambaşka bir şeyi temsil bu ediyor. Bu başka bir, yani, bir şey temsil ediyor. E, Falcon kanatları falan, e, mekanik kanatları olan onu da severim ama. Yani Nur için yatsın çok erken yani Cliff Robinson da çok erken vefat etti yani ikisi de işte bak golü atıyor Obama yankta ve burada Bozmana saygı gösterisinde bulunuyor aynı e, selamı göndererek Wakanda forever bizde göndermiş olalım peki e, ekleyeceğim var mı Murat abi yani kötü bir gündü dün yani e, hem Chadwick'in hem Cliff Robinson'ın vefatı ikisi de uzun bir süre meğerse rahatsızlıklarla mücadele ediyormuş. Nur içinde olsunlar. Evet öyle. Bu arada yorumlara bakıyorum. Erkan Bey çok teşekkürler yorumlarla ilgili. Barış Öztürk teşekkür ederiz. Maçlara da şöyle bir baktığımda Murat abi ırkçılığa karşı bir başka duruş olan Texas Western Miners'ı da biraz konuşabilir Glory Road. O da çok önemli bir film. Çok ]dir. güzel. Ee, onu daha önce de burada konuşmuştuk. Evet. Benim en... Bir kere gerçek hikaye olduğu için. Şimdi o, o zamanki Amerika'yı biraz anlamak lazım. Şimdi e, benim mesela Kentucky Üniversitesi'ne hiç sempatim olmamıştır. UCLA'ye olmuştur John Wood'un zamanında. North Carolina'ya olmuştur Dean Smith zamanında ama çünkü çok seversin. Kentucky'ye hiç olmamıştır çünkü Earl of "Rap" hatta işte bu hareket başladığında şimdi onun salona ismi verilmişti onu değiştirecekler herhalde öğrenci baskısından dolayı gerçekten ırkçı biriydi ve bütün takımları beyazdı. Texas Western'da siyahi oyuncularla NCAA şampiyonu oldu. Esasında e, geçen gün e, Elgin Baylor'ı yaptım. O da e, bir zamanlar Amerika için daha yayınlanmadı. Elgin Baylor da mesela eee Kentucky ile finalde oynuyor. E, Seattle gibi hiç kimsenin duymadığı bir üniversiteyi basketbolda duymadığı oralara taşımış ve e, anlatmayayım çok fazla. inanılmaz bir hakem şeyine uğruyorlar ve kaybediyorlar. Ondan sonra İzmir'e gittiği zaman siyahilerin giremediği bazı oteller var ve bir tanesinde ilk başına geldiğinde diyor ki bir daha benim başıma gelirse diyor ben oynamam diyor. Ve aradan birkaç ay geçiyor. Hem de çok önemli yeni salon açılışı. Yepyeni bir salon bin kişi bekleniyor. Yine otel almıyor. O zaman Lakers'ın koçu bütün takımı siyahilerin kaldığı bir otele götürüyor. Evet. Bu sefer lokantalar almıyor ve markete gidiyor. Odasında yemek için yanına bir şeyler alıyor ve maça gitmeyeceğim diyor. Hatrad Hanley West Virginia'lı. West Virginia'da oluyor bu. Yalvarıyor, yakarıyor. Gidiyor maçı izliyor sokak elbiseleriyle ve oynamıyor. 6 bin kişi beklenirken 2900 kişi çünkü o zaman önceden bilet satışı falan yok, yok ee, ve eee Beyler'in bu duruşu birçok e, otel yani takımlar otellerle anlaşırken mutlaka ve mutlaka siyahilerin de alınmasını sağlıyor. E şimdi otel içinde bu önemli bir kayıp. Belki para olarak değil, parası da fena değildir. 25-30 kişi geliyor, kalıyor otelinde. Ama prestij olarak çok önemli bir şey olduğu için yani mesela işte o Martin Luther King günlerinden bu, bu değişti. Şimdi hiç böyle bir sıkıntı Tabii. yok. O, yani ufak ufak şeyler e, çok yani o çaylak sezonu hiç parası pulu yok. Yani böyle bir şey yapıyor. E, şey de yapılabilir yani. Tamamen dışlanabilir de ama hiç korkmadan yapıyor. Yani bu arada bu konuda Yeri gelmişken Bill Russell'ın da hakkını verelim. Bu işe değişmesi tabii. için en Bak, çok Bak Oscar Robertson, Bill Russell, Elgin Baylor onları çok ayrı bir yere koymak lazım. Hani yeteneği üzerine, gold tartışmalarının üzerine e. eleştirirsiniz, kızarsınız ama hayatı, yaşamı, algıyı değiştirme üzerine Bill Russell başka bir yerde. Ve e, o dönem bastığında da bunu yapmak kolay değil, değil mi? Yani beyaz bastın. Ama şimdi bu seviyedeki oyuncuların şu avantajı var. <laughs> Amerika hakikaten yani sporla sporu çok seven ve sporsuz yaşayamayacak evet. bir toplum. O kadar büyük bir oyuncu ki belki içinde onu e, benimsemeyen yaptıklarını biri maça gittiği zaman altı numaralı yeşil beyaz formasıyla Russell'ı gördüğünde alkışlamaması mümkün olmuyor. Evet. Yani. O, o açıdan yani Üst seviye oyuncuların demin ondan şeyi söyledim LeBron'un, Davis'in, Harden'ın, Antetokounmpo'nun bu boykot sonrası müthiş oynamaları çok önemliydi. E, Celil Arda Yılmaz NBA Draft ile ilgili güzel bir film var mı izlemek istiyorum merak ediyorum. NFL Draft ile ilgili var. Kevin e, Costner. Evet güzel filmdir. Draft Day. Tavsiye çok ediyorum. güzel filmdir. Zaten benzer şeyler yani. Hakikaten başarılı bir film. Peki devam edelim. Fatih Bey teşekkürler. Melih Bey yine teşekkür ederiz. kesinlikle öyle Sinan Bey, Murat abi ansikl ansiklopedi gibi. Ben de yani. 7-24 dinleyebilirim kendisini. <laughs> Çok keyif alıyorum. Ömür Bey demiş ki sevgili Erbatur Instagram'dan yanlış önüme düştü. Programda Alan Iverson'ın Kobe Bryant için yazdığı duygusal mektuptan da bahsedebilir misiniz? Bahsedelim hatta yeri gelmişken Murat Bahsedelim. abi. Bu kadar duygusal bir bölüm oldu. E, komple ama Allen Iverson Kobe'ye bir mektup yazdı değerli izleyenler e, Ve Biz de bir bölümünü aldık ben seslendirmek isterim Farklı şartlar altında büyümüş olabiliriz Ama seni parkede gördüğümde Aynı kapağı yapısıyla büyütüldüğümüzü anladım Uzun boylu değildim Ama kafamdaki düşünceye göre Her gece devleşecektim Sen 1.98'din Ve uykunda bile sayı bulabilirdin Ama bu yeterli değildi Bu işte Gelmiş geçmiş en iyisi olmak istiyordun. Herkes en iyisi olmak istediğini söyler ama kimse buna ulaşabilmek için feda etmesi gereken şeylerden vazgeçmek istemez. Çaylak sezonumuzda ilk defa Los Angeles'a gelişimi hatırlıyor musun? Beni otelden aldın ve bir şeyler atıştırmaya çıktık. Ardından bana daha sonra ne planım olduğunu sordun. Bence eğlenmeye gideceğimi söyledim. Demek istediğim Los Angeles'a Demek istediğim Los Angeles'a gelmişim dostum. Eğlenmeye gideceğim. Kobe hadi adamım. Peki sen ne dedin? Spor salonuna geri dönüyorum. Hakkındaki efsanelerin abartılmadığı tarihteki tek kişi olabilirsin. Mamba bir efsane değildi dostum. Yeterince hakkını teslim edilmiyordu bile. Sabaha karşı saat 1-2-3. Senin spor salonunda olduğunu biliyorduk. Sen ve ben o parkeye ne zaman adımımızı atsak bir savaşa tutuşacağımızı biliyorduk. Ama bu husumet değildi. Hiç münakaşa olmazdı. Ağır sıklet boksörlerinin birbirlerinin canını okuması gibiydi. Sonra zil çaldığında sadece sevgi ve saygı. Büyüklük kendine eşlik edilecek bir şeye muhtaçtır. Ve biz de birbirimize muhtaçtık. Alan Iverson, Kobe Bryant'a yazdığı mektup. Müthiş. Çok güzel. Müthiş. Çok güzel ama... E, Hikayeyi de anlatıyor aslında. Yani Allen Iverson gerçekten birçok şeyin değişimine neden oldu. Ama e, hep akla şu sorular geliyor. E, şak için de geliyor. İşte Will Chamberlain için geliyor. Gerçekten Kobe kadar odaklanmış olması mümkün değil kimsenin. Yani benim bildiğim işte bir Jordan bir Kobe. Şimdi bu... E, Örnek alma şeyi. Kobe Jordan'ı örnek aldı. El, Elgin Baylor'ı örnek aldı. Michael Jordan'dan önce Elgin Baylor'ı arıyormuş. Hmm. E, Elgin Baylor çok büyük bir oyuncuydu yani. iki dizinden sakatlanıp 8-9 sene All-Star seviyesinde oynadı ama sonunda iflas etti dizleri. E, şimdi Kobe Jordan'dan LeBron ikisinden yani bu belki Doncic LeBron'dan yani bu, bu örnek almak, birinin o fedakarlığı e, yapıp karşılığını alması e, arkadan gelen gençleri motive etme ve odaklandırma açısından bence çok çok önemli. E, Kobe Jordan gibi olmak istedi. Tartışılır o seviyeye geldi mi, gelmedi mi ama gelemediyse bile bir gıdım altında kaldı. Bence yani, oralara geldi yani. God dediğin zaman Kobe'nin ismi her tartışmada geçer. Zaten GOAT'un e, belirlenmesi değil, GOAT tartışmasına girebilmek çok önemli. Kesinlikle. O açıdan hedefine ulaştı. Murat abi bir ekleme de yapayım. Mektubun içinde Alan Iverson aslında kendini de anlatıyor. Tabii yani canım. Los Angeles'a gelmişim. İtiraf da ediyor. Eğlenme. Yani o eğlenmeye ya demiyorum ki Kobe kadar adanmış ol. Herkes o kadar adanmış olamaz. Yani o çok başka bir seviye ama yüzde %50'si kadar antrenman yapsaydı bugün başka bir şey konuşuyorduk herhalde. Ama işte bu biraz da karakter meselesi. Alan Iverson, Shark, Wilt, bunlar bulundukları yerin beraberinde getirdiği eğlence diyelim. Onlardan da avantajlardan da eğlence açısından faydalanmak isteyenler. Ama yani şimdi oturup bir kafa yorsak kaç tane oyuncu daha çıkar keşke Kobe gibi ya da Kobe'ye yakın bir seviyede odaklanmış olsaydı diye. Tabii şunu da anlatıyor bu. Hani Sen orada oldukça benim mücadelem arttı. Ağır sıklet boksörleri gibiydik. Bu şunu da gösteriyor. Büyük yıldızlar, büyük karakterler oldukça oyunun da seviyesi yükseliyor. Tabii. Yani o mücadele yükseltiyor. Hatta onunla ilgili bir tane daha açıklama var. Ee, Kevin Durant'in Lebron açıklaması daha günümüze e, yine yakın ama benzer. Bir onu da görelim. Lebron'u gördükten sonra en iyi oyuncu buysa en az onun kadar iyi olmalıyım. Kariyerimin bir noktasında onunla karşı karşıya gelmeliyim dedim. Antrenman yaparken, maçlarda oynarken kafamda sürekli bu düşünce vardı. Çünkü Lebron'un yeni Jordan olduğu söyleniyordu. Bu düşünce daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı diyor Kevin Durant. Yine o mücadeleden, e, rakiplikten beslenme hikayesini görüyoruz Murat abi. Ama tabii bunun altındaki bazı yazıları okudum bu e, haberle ilgili olan. Şey deniyor, ama o ne olursa olsun evine döndü, evinde bir şampiyonluk yaşadı, sen e, şampiyon olmak için gittin güçlerini ile birleştirdin, ile birleştirdin, sen öyle bir karakter değilsin, bu eleştiriler vardı. Haklı da eleştiriler kısmen, doğru, söyleyebilir. doğru ya, burada söyleyebiliriz. Burada karakter olarak konuşmuyor kendisi zaten. Tabii, oyuncu. E, oyuncu performans seviye olarak konuşuyor. Her karakter de aynı olamaz. LeBron'da özellikle ilk yıllarında çok önemli hatalar yaptı. Bir ara NBA'in en sevilmeyen yıldızıydı. Decision zamanı. Evet. Şimdi onları tamir etti ve en saygı gören, en sevilen yıldızlardan biri oldu. Kevin Durant'ın da inşallah hala bazı şeyleri düzeltmesi için oyunu dışında zamanı var diye umut ediyorum. Yani. yani şöyle şunu yazanlar da var mesela ilgimi çekti bayağı güzel bir sohbet yapılmış çünkü orada forumlarda bir tane yerde eğer hani giderse Golden State'ten gittikten sonra gene yıldız var yanında kayri var ama biraz kafa yapısını Kobe gibi LeBron gibi liderliğe döndürebilirse o zaman belki de Gold tartışmalarında olacak. O yeteneği var tabii ki yok değil ama o o, o kafa yapısı da yok kabul edelim ki buna. Yani yetenek ayrı bir şey. Hı hı. Ee, senin bahsettiğin şey çok ayrı bir şey. Ee, lider olmak şimdi e, hepsinin hikayesi çok farklı esasında. Ee, Michael Jordan esasında birçok siyahi gibi fakir bir aileden gelmiyor. Hı. Annesi babası birlikte gayet güzel bir evde oturuyorlar. İkisi de çalışıyor ama... O yola giriyor. Evet. Kobe babadan ders çıkarıyor. Jellybean Jelly Bean Bryant. Çok yetenekli ama hiçbir şey olamadı. O o yola o nedenle seçiyor. Ee, e LeBron, şimdi LeBron James e, lisedeyken efsaneydi. Doğru. Yani e, belki lise basketbolunu üniversite basketbolunu takip etmeyenler yani e, lise 3'te hamur kullanıyordu. Ben de bir ekleme yapayım. E, lisedeyken en önemli e, bütün markalar işte spor giyim markaları oraya adamlarını göndermişti ve LeBron'a durmadan paketler, özel hediyeler vesaire. Yani kral kral gibi yaşıyordu lisedeyken de. Şimdi diğer ikisinden ayrı olarak evet Kobe de e, Philadelphia'da bir efsaneydi. Evet. Michael Jordan lisede o kadar büyük efsane değildi. Evet. Üniversitede ee, öyleydi ama. Üniversitede kesin öyleydi. Ve e, LeBron'un üzerindeki baskı, beklentileri karşılama baskısı diğer hiçbirinde yoktu. Bu açıdan da LeBron'u e, kutlamak lazım. Kesin. Olgunlaşmasını kutlamak lazım. E, şimdi sen 14 yaşındasın. 20 firma senin evinde her gün. Yani o beklentileri Şimdi o, onlar öyle garanti kontrat falan da Yine tabii o zamanki hali hali için büyük paralar ama e, sen oralara geldiğin takdirde o kontratlar evet. devam edecek veya işte bütün parasını alacaksın. Bir o, sakatlık olsa Allah O olur. inanılmaz yani. bir baskı ya. 14-15 yaşındaki bir çocuktan evet, bahsediyoruz. Sana bir cam gösteriyor ileride. Bak bu camın arkasında hayaller var diyor. Para var, şöhret var, şan var, evler var, yatlar var, katlar var ama... Akıllı ol diyor, yoksa alamazsın. Ya düşünsene abi, der, kaç yaşında? Şimdi e, sporcular hakikaten e, Allah tarafından çok özel yetenekler verilmiş kişiler, sanatçılar da öyle. E, ama o ver, verilen nimeti değerlendirmek çok önemli. Yani Alan Iverson'un kendini orada biraz eleştirme nedeni de o. Şimdi boyu falan kısa ama Alan Iverson'a da çabukluk olarak, atletizm olarak yani bulunmaz özellikler verilmiş. Ama işte onun da geldiği yerde o 25 kişilik, 30 kişilik arkadaş grubu maalesef ama onlar olmasa işte şimdi bir şey değerlendirirken her şeyi düşünmek Tabii. lazım. Onun yaşadığı o mahalleden belki çıkamayacak çeteler var, uyuşturucu var. Onu koruyorlar, koruyorlar. Onu koruyorlar ve Benji Wilson yani Chicago'lu olduğu için biliyorum. Yani Magic Johnson lisedeyken onun maçlarını seyrediyordu, telefon ediyordu. Yani Magic Johnson'ın da zirve olduğu dönem o. Sen beni geçeceksin, sen benim gibi olacaksın. 17 yaşında öldürüldü. Yani e, şimdi Eln Hani onu dedin koruyorlardı, kolluyorlardı diye. Yani evet, birlikte yaşadılar, ha, birlikte de o çöküşü yaşadılar. Yani bütün oteli kapat, onlara kumarhaneyi kapat. Mesela bowling olayı, bowling salonundaki olay. Hala her yerden anlatılıyor ama eksik parçaları var. E var zaten orada e, tam Broko e, haber sunucusu hikayeyi e, duyunca araştırıyor o olmasa belki George Lane olmayacak. Yani tabii zaten belki içeriden çıkarmayacaklar i̇şte yani. İşte yani şanslı da çok şanslı. Sonra John Thompson'la tanış, annesinin tanıştırması. Tabii. Peki e, devam edelim. İzleyicimiz demiş ki ee, abi hani konuştunuz ama Durant Brooklyn'e itibarını düzeltmek için gitti diye düşünüyorum. Şampiyon olursa da bence düzeltir. Ee, ne diyorsunuz demiş. Bilmiyorum ya onun o yılan emojileri çakma hesaplardan attığı tweetler falan çok çok kötü bir imaj oluşturdu Kevin Durant kendine. Allen Michael Jordan'a şurada tabi şu yaptığı çifte crossover tarihe geçmiştir yeri gelmiş kendi <laughs> Ya bir değil çifte meydan okuma. Hem de krala. majestelerine. Peki devam ediyoruz değerli izleyenler. Bir hava alalım. Ee, Chicago Bulls'un 72 onluk sezonundan kısa bir VTR'miz vardı. Küçük bir klip bir dakika bir izleyelim biraz sonra devam edelim. 10. Tarihin en iyi takımı mı Murat abi? Bence öyle. Evet. Golden State Warriors e, severler. Biz daha iyi takımdık diyorlar. Ya şimdi bak bu gol tartışmasında da aynı şey oluyor. Kurallar farklı. Hakemlerin maçı yönetme şekli evet. farklı. Yani Detroit Piston zamanındaki maça bakış açısı aynı olsa hakemlerde. Belki Detroit'in Bad Boys'ı gelmiş, dövüyorlardı abi bildiğin dövüyorlardı. Ya kurallar gereği sınırları zorluyorlardı, bazen aşıyorlardı ama abi Stephen alıp böyle bence oturturlardı aynı zamanda yani. da basketbolu müthiş oynuyorlardı Doğru. yani e o açıdan 3 sayılık yok şimdi yani ben mesela o 33 maçlık galibiyet serisini yakalayan Lakers takımını da canlı seyrettiğim hmm. için ya o takımda alcım Baylor olsa bir de yani olağanüstü olurdu ya. Yani. Olağanüstü olurdu. Spencer Haywood Showtime'a e alındı. Ee, i̇mamlık karısı. İmam vardı ya sonra David Bowie ile evlendi. Yani. Bir anda Hollywood'un, Los Angeles'ın, Beverly Hills'ın göz oldular. Adam kaldıramadı. Kokainman oldu. Hiç oynayamadı. Spencer Haywood inanılmaz bir oyuncuydu. Yani şeyi oynamadan Meksiko City olimpiyatlarında Lou Alcindor, Kareem o zaman, Bob Lanier, Wes Unseld hepsi boykot ediyor. Bu daha NCAA oynamamış. 4 sene önce pamuk tarlalarında kölelik yapıyor. Rekorunu Kevin Durant yıllar sonra kırdı. Olimpiyat rekorunu. Tek başına Amerika'yı o zaman da USSR yani Sovyetler Birliği ve Yugoslavya inanılmaz tabii, takımlar. Tabii, Tek başına Amerika'yı Namalım şampiyon yaptı. Yani e, o takımlarda da işte Baylor sakat olmasa, Heywood sapıtmasa o takımlar da çok büyük takımlardı yani. Haftaya şey yapalım abi ya bu çok çok başlık var. Şimdi Showtime. izlerken şu mesela Atlanta takımı gözüme takıldı. Çok iyi takımdı o formaya da boydu. <laughs> Mookie falan, Steve Smith, Diken Ne güzel takımdı mesela. Ya şimdi Atlanta doğunun en şanssız takımlarından biri. Milwaukee de çok şanssız ama en azından onlar Lou Oscar Robertson bir şampiyonluğu aldılar. Tabii, doğru. Ama şimdi Trey Rollins, Dominic Wilkins, Eddie Johnson, Kevin Willis müthiş bir takım. Ama Doğu'da şey yok, boş takım yok yani. Atlanta'da bir şey eksik bir daha abi, hep bir şey eksik ya. Böyle bir aura eksikliği var yani. Şehirden de kaynaklanıyor olabilir tabii bu arada. Şanssız takım olduğu kesin ama yani. Evet doğru, bir talihsizlik var. Bir, bir ara e, Showtime'la birlikte en çok izlenen takımdı. O Dominic Wilkins'ın e, en şaşalı zamanı. Muazzam e, göze hoş gelen tabii. bir basketbol oynuyorlardı. Peki şey yapalım diyecektim. Hani olması gerekenler ama olamayanlar. Hatta yapalım hatta abi. Yani takım olarak mı, oyuncu olarak mı? Bence ikisinde yapabiliriz bir saat çok şey özel bir maçları konuşacağız <laughs> <laughs> çok hoşuma gitti. Evet bu arada maçları da konuşacağız ama konuşmadan en güzel hareketleri bir görelim Honda sponsorluğunda en güzel hareketleri ben bir seslendireyim şimdi burada ekranlara gelsin sonra da maçları detaylı konuşalım. Honda haftanın en iyi performanslarını sunar. 5 hareketiyle NBA'de beraberiz. Evet bu Nurk için basketi çok da en güzel hareketlerden birine girmiş ama beni etkilemedi açıkçası. Antete Kumpo bu inanılmaz bir smaç. Bir anda hareketleniyor. Greek Freak. Turnike'den vazgeçip smacı vuruyor. Çok özel bir yetenek gerçekten. Schröder Rant'i buldu ama asist gerçekten çok şık. İki numaradayız. Pot altında blok geliyor. Diallo hayır dedi. Burada olmaz. Ve bir numara. Nurkiç bu kez savunma bakanlığına soyunuyor. Honda haftanın en iyi performanslarını sundu. Honda'ya teşekkür edelim. En güzel 5 hareket. Murat abi en çok hangisini beğendin? E son blok çok güzel ya. Sen blok çelersin. Yani ben blok <laughs> Evet. Nurikici. Nurikici. yani aslında çok iyi oyuncu. Ben daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ya şimdi o önemli bir sakatlık geçirdi. Bence çok da iyi döndü açıkçası. Evet. O kadar uzunlar için o kadar kolay değil öyle bir sakatlıktan dönmek. Yani Porzingis de inşallah yani önemli bir şey değildir. Ya yani önemli tabii de yani şimdi e, doktor şey demiş, sezonu kapattı demiş. Ya Rick Carlisle beni yine şaşırttı, seriyi kapattı diye. Gördün mü o röportajı? Evet, 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 Ya yani Porzingis. Konuşalım Porzingis. İnanılmaz oynuyordu abi. Yani şimdi bunu niye riske atıyorsun? 3-2 geridesin. Doncic %100 değil. Belki ben olsam Doncic'i de oynatmam. Damon Lillard'ı da oynatmadı Portland. Çünkü Portland ne yaparsa yapsın önümüzdeki 4-5 sezon için Damian Leonard onların en ana parçası. Evet Ki 30 yaşına geldi. Bahsettiğimiz bir oyuncu 19, öbürü 25. Yani. Abi Porzingis'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yani herkes şimdi bunu tartışıyor. Acaba müzmin sakat mı? Ya da hani deyimiyle, tabiriyle injury prone diyorlar ama sürekli sakatlanacak bunun adayı bir isim mi? Çünkü Tam bir süper yıldıza yine dönüşüyordu, bir ikili oluyordu. Yine bir sakatlık, yine bir sakatlık. Hani yeni yine yeniden Nilüfer şarkısı gibi sakatlık yaşayıp duruyor ve bu haliyle artık insanları korkutmaya başladı. Vallahi şimdi Mark Cuban çok zeki bir adam. Yani takım sahibi nasıl Indiana'da, Indiana Üniversitesi'nde bilgisayarla oynarken trilyonlar kazandı. Yani o kadar zeki. Evet. 158 milyon dolar kontrat imzalattı. Yani o ACL sakatlığını herhalde e, çok iyi araştırıp kesin. yani 158 milyon dolar bugünün şeyine göre bile müthiş bir para. Buradaki önemli olan şu. Bana sorarsan abi Porzingis'in yani ben e, kronik demeyeceğim ama böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu Bilip ona göre hareket etmek hmm. lazım. Şimdi Kawaii biz eleştiriyoruz ama Kavai esasında kendi doktorluğuna oynuyor. Yani Back to Back'leri şeyleri her maçı o dinlenme şeyini yapmadan dizinin zorlanacağını hesaplamış. Porsington de yani böyle kullanmak lazım çünkü hakikaten bu playofflarda. %52 üçlük attı yani Porzingis %52 üçlükle oynarsa yani 45'e oynasın. Bambaşka bir seviye olur. E zaten Doncic'le işte çok güzel bir beraber büyüme sürecine girdiler. Tabii. Ben hiç risk etmem abi. Hiç risk etmem. Bu şimdi şanssızlık da olabilir. Basit bir ameliyat. Kulüp doktorları basit bir ameliyat olduğu için ameliyat olması gerekir. Yani sağlama almak hı hı. açısından. Ya yani bu tür oyuncularla hiçbir şeyi risk etmemen lazım. Kesin. Hele bu yaşta. Yani. Evet sanki bir de fiziğini biraz daha kuvvetlendirmeli tartışmaları da evet. Var. Ama yani o <laughs> o da şutunu bozar mı diye herkes O ne kadar ne? kuvvetlendirirse kuvvetlensin o fizikle yani hiçbir zaman LeBron'un daha <laughs> uzun olmaz yani. yani Ama yani bu... o gelişimi var ya hani çok zayıf geldi lige şimdi dağ gibi oldu. Hani acaba o, onu mu bek? O genişlemeyi bekliyor belki de insanlar ama o da e, bu kadar hani esnekliği, agility'yi oyununa katan bir oyuncuyu bozar biraz ama gibi Ama Antetokounmpo başka bir evet. fiziksel şey. Yani örnek. Aynen öyle. Yani LeBron gibi işte. Var mı LeBron gibi başka gelen M mümkün değil. Mümkün ne kadar değil. çalışırsa çalışsın o boyda biri LeBron fiziğine sahip olması çok zor. Yok. E yani işte öyle bence. Aynı fikirdeyim. Yanlış demişken Antetokounmpo yılın savunmacısı seçildi. Onunla ilgili iki tane grafik vardı. Onu da hemen görelim. Antetokounmpo'nun aldığı puanlar ve bir sonrakini de göreceğiz. 422 puan aldı. Sıralamadaki puan dağılımı. Anthony Davis'in 200 puanı var. Rudy Gobert'le 187 puanı. Üçüncü oldu. Bir de bilgi vardı. O grafiği de rica edeyim Enes. Aynı sezonda hem MVP hem yılın savunmacısı ödülünü alanlar kimlermiş? Michael Jordan, hakim Olajuwon, David. Yok, aynı yıl değil. Kariyerlerinde. Kariyerlerinde aynı sezonda olmadı çünkü. Şimdi MVP alırsa Michael Jordan ve hakim Olajuwon'la birlikte evet. 3'e inecek liste. Tamam bunu alabiliriz. Bir de Kevin Garnett var. Ama yine de tabii elit bir liste olduğunu tabii canım. söyleyelim. Yani. E, Murat abi ya Ben de Anthony Davis'e gideceğini düşünüyordum açıkçası. Çünkü Milwaukee Bucks zaten iyi bir savunma takımı. Şimdi Anthony Davis müthiş bir savunma sezonu geçirdi. Zaten istediği zaman çok iyi savunmacı. Anthony Davis kazansaydı da çok fazla itiraz edecek bir durum yoktu. Hı hı. Hak ediyordu. Ama Milwaukee'nin savunma strate stratejisinde o kadar önemli bir yeri var ki her stratejisinde var. Hayır. Şimdi e, birçok savunma şeyinde Milwaukee sezonu birinci bitirdi. Yani şimdi oradan Yanis'i çıkar Davis'i koy aynısı olmaz. Doğru haklısın aslında. Evet. O açıdan değerlendirdiler. Ama Anthony Davis de da hak ediyordu. Gerçekten müthiş e, şey yaptı. Ama e, yani işte farklı bir şey var abi kendini sorumlu hissediyor yani çok doğru tanımlama başka bir yerden basket yediği zaman da nasıl yetişemedim diye böyle kendisini motive ediyor zaten yani şöyle söyleyeyim şutunu geliştirirse god tartışmalarının yani hele bir iki de şampiyonluk alırsa en tepesinde olur çok çok farklı bir şey yani. ya mesela en iyi beş hareketteki Sımacı da öyle. Bir adımda smaca gidiyor. Bir adımda. Ne olduğunu anlayamıyor rakip. Yani hakikaten çok farklı. Peki devam edelim. Birkaç tane yorum okuyayım. Daha sonra gecenin maç sonuçları ve eşleşmelerin son durumuna bakacağız. Emre Bey demiş ki Stephen Curry hiç kimsenin... Kırmayalım. Hiç kimsenin etki edemediği kadar oyuna etki etti. Oyunu çok büyük değiştirdi. Goat tartışmasına hiç girmiyor. Girebilmesi için illa komple bir oyuncu olması mı gerekiyor? Demiş. Evet Stephen Curry'nin oyunu değiştirdiği aşikar. Murat abi, Goat tartışması için kısa bir yorumunu yorumlu ile ilgili alayım. Ya Goat'la ilgili hep şeyi söylüyorum işte. O zamanki kurallar e, teknik adamların basketbol düşüncesi. Yani e, uzun yıllar uzunların potadan iki adım uzaklaşması kötü tercih oluyordu basketbol açısından. E şimdi üçlük atmayan uzunu e, kimse istemiyor yani. Handikapı var diyorlar dezavantaj sağlıyor diyorlar takıma o açıdan yani Stephen Curry o oyunun gidişatını oynanış şeklini düşünce kafa yapılarını %1 milyar değiştirdi Stephen Curry'den sonra kötü şut tercihi başka bir tarif kazandı Hı yani doğru. kötü şut tercihi üçlükte boşsan ve atmıyorsan fake atıp içeri girip ikilik attığın zaman... Farklısına. girse de kötü şu tercih oldu. Ama yani şimdi demin konuştuğumuz için aklıma geldi. geldi. Basketbolda Elgin Baylor jump shot, crossover ondan sonra birçok şeyi Baby Hook, Magic Johnson'ın Baby Hook ilk o atardı. Aa, güzel. Sağına gidip Baby Hook atardı. Ama Elgin Baylor 8 tane final kaybettiği için o olağanüstü şey takımlarına 7'si Boston Celtics takımlarına hiçbir zaman God tartışmasına girmez. Peki Murat abi şimdi bir sonuçlara bakalım son duruma da bakalım. Öyle devam edelim değerli izleyenler. Evet playofflarda son durum. Murat abi genel resim üzerinden seni şaşırtanları ya da beklediklerini yorumlamanı isterim. Lakers'ın dün gece de sabaha karşı maçı izledim. Evet. Azat da maçı kazanır havası vardı. E, evet yani Damon sakatlığı da ekmeğe yağ sürdü ama e, ilk maçı kaybettikten sonra hem Milwaukee Orlando karşısında hem de Lakers gerçek e, kimliklerini gösterdi. Ha, Orlando'da da çok eksik vardı. Aaron Gordon'un olmaması, Jonathan Isaac'ın olmaması. Tabii. Zaten biraz da yani Philadelphia'yı da işin içine katarsak sakatlıkların da biraz daha belirleyici olduğu bir playoff yaşanıyor. Yani Orzingas örneğinde olduğu gibi. Yani. Eşleşmelerde Milwaukee, Miami ve Toronto Boston Şimdi Miami, Milwaukee en ters gelen takım. Bu sezon en az iki kere Milwaukee'ye gelen iki takım var. Bir tanesi Miami öbürü de Denver Nuggets. Doğru. E, Milwaukee'nin savunma anlayışının o üçlü Vermesi rakibe Miami için çok büyük bir avantaj. Bir de Miami'ye baktığın zaman e, yani Jimmy Butler'ı fazla riske etmeden yani biraz yavaşlatabilecek yani e, Bam, Bam Adebayo var. var, İşte Jones Jr var, yani e, Jay Crowder var. Evet. Yani durdurmaları mümkün değil ama sanki Milwaukee'nin eşleşme açısından. Ee, gelebileceği en zor rakiplerden biri geldi diye düşünüyorum. Kolay bir seri olmaz yani. Toronto Boston? Müthiş bir seri. Bence de. Ee, yani Toronto'yu çok seviyorum yani hakikaten. Saygı duyuyorum. Saygı yani. duyuyorum. Zaten ben genelde e, saygı duyduğum zaman çok itici bir tarafı yoksa sevmeye de başlarım. <laughs> Güzel. Bütün organizasyona saygı duyuyorum. Ee, Şimdi Boston'da Gordon Hayward'ın olmaması bir dezavantaj gibi gözüküyor. Ama Gordon Hayward'ın bu sene performansının en kötü olduğu takım Toronto. Marcus Smart'ı belki ilk beşe alıp biraz bench'teki şeyi, çeşitliği azaltacak ama belki savunma açısından Marcus Smart'ın ilk beşte oynaması bir avantaja dönebilir. Toronto fast break'te en çok sayı bulan takım. Boston'da Fast Break'te en az sayı yiyen 5. mi 6. mı ne yani o çok belirli belirleyici olacak bu sezon 4 maçın 3'ünü Boston kazandı ee, ama o maçlarda e, Toronto'nun önemli eksikleri vardı tabii Kyle Lowry'nin sakatlık durumu da burada çok belirleyici olacak ee, süremiz bitti galiba değil mi Murat abi ağzına sağlık senin de çok teşekkür ya ediyoruz. Maçları pek konuşamadık ama. Evet çok çok konu birikti. Yani üzerine konuşacağımız çok başlık vardı. Haftaya maçları da konuşuruz. Yapamayanları da bir başlık olarak notuma aldım. Onu da konuşacağız. Değerli izleyenler izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.